EGS hazırlık 1 dakika 1 konu çok partili demokratik hayat. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok partili hayata geçmek için denemeler yapıldı. İlk olarak Halk Fırkası kurulmuştu. Çok partili hayata geçiş için ilk deneme Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasıydı. Ama Şehzait İhsan'da rol olduğu gerekçesiyle parti kapatıldı. İkinci olarak 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Bu parti de aynı yıl kurucuları tarafından kapatıldı. Bir daha Atatürk döneminde çok partili hayata geçiş denemesi yapılmadı. Bu durum henüz ülkede çok partili hayata geçmek için uygun ortam olmadığını göstermiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler üyelerinden çok partili hayata geçmiş olmalarını bekliyordu. Bu durum ülkemizde çok partili hayata geçiş sürecini hızlandırdı. 1945 yılında CHP'den bir grup milletvekili çok partili yaşama geçirmesi için meclise önerge verdi. 1945 yılında Milli Kalkınma Partisi, 1946 yılında Demokrat Parti kurularak çok partili hayata geçildi. Çok partili hayata geçirmesiyle milli egemenlik güçlendi. Farklı görüşler meclise yansıdı.